Zeynep. Efendim baba. Ha, seninle bir konuda konuşacağım. Olur, konuşalım. Şimdi bu Fatih denen adam mı? Ay baba, Allah aşkına anma şu adamın adını artık ya. Ha, senin bu Fatih'le bütün ilişkin bitti mi? Evet, bitti. Bundan sonra hayatın Fatih diye bir adam olmayacak, öyle mi? Olmayacak. İyi, tamam. Peki Selim, Selim ne olacak? Ne olacak Selim'e? Ya böyle el kadar çocuk, babası mı büyüyecek? Baba Allah aşkına, Selim ufacık çocuk yani, ne anlar o? Hem ileride onun psikolojisiyle ilgili ya, ben... Tamam kes. Ha, bu konuda bir sorun olmayacak yani, öyle mi? Ha, peki o zaman. Ya hadi gel Meryem. Haydi hazırlanın bakalım. Hafta sonu Zeynep'i istemeye gelecekler. Ne? Ne? İsteme dedi. Nereden çıktı ya? Ne istemesi bu? Ben evlenme falan istemiyorum. Ne istemiyorsun da? El kadar çocuğu babasını mı bırakacaksın? Baba, bu konunun Selim'le ne ilgisi var? Bana bak Zeynep. Ha, bugüne kadar sen ne dediysen o oldu. Bundan sonra ben ne dediysem o olacak, anladın mı? Baba bak, ben evlenmek falan istemiyorum, tamam mı? Ayrıca kimmiş ya bu beni istemeye gelecek kişi? Kim mi? Kim olacak? Bizim köyden Temel'in oğlu Cemal. Sümüklü Cemal mi? Yok, delikanlı Cemal. Hem daha ne süsüme? Bütün aileyi biliyoruz, soyunu sopunu hepsini tanıyoruz. Hem benim teknede tayfaya da ihtiyacım var. Cemal gece teknede çalışıyor. Daha ne süsüme? Anne, babama bu konuyla ilgili mantıklı birkaç bir şey söylemek ister misin? Yani Zeynep'ciğim, şimdiye kadar olanlardan sonra baban pek haksız da sayılmaz yani. Hala? Zeynep, ben bu konuya karışmak istemiyorum. En doğrusu ne abim bilir. Hırçınlık yapma. Zeynep, ne yapayım? Ben bir odama gidiyorum. Hırçınlık yapma. Sana tuvalete gidiyorum. Hırçınlık yapma dedim. Heh, Fatih geldi. Ne bildin? Kedidir o ya. Ya susun Fatih. Niye o ne be? Ha, geçen geceki miyavlama. Aşkım. Sevgilim dur. Hadi et. Aşkım. Elif, suyu falan da getirseydiniz. Ya olağanüstü hal var abi yani. Şimdi işimize yarayan herkesi çağırabiliriz bence. Ne hali ya? Zeynep, bu evlilik meselesi şaka değil mi yani? Beni buraya getirmek için şaka söyledin. Fatih, bunun şakası yapılır mı? Babam gayet ciddi. Ben de yaptım enişte, şakası mı yani, olmuyormuş. Ya sen benim karımsın. Nasıl evlendirir? Evet aşkım, biliyorum ama babam bunu bilmiyor ki. Şimdi benim karıma göz koymuş uçağın git lan o. Onun ağzını burnunu da atarım ben. Cemal diye birinden bahsediyorlar. Ama bence onun da haberi yoktur enişte. Yok, bilmiyordur o da, bunun haberi yoktur yani. Dayım öyle zaten, biliyorsun enişte ya, önüne gelen de eğlendiriyor kafasını. Arkadaşım, ben karımı eve vermem. Vermedi aşkım, ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben şimdi gideceğim, reis babaya her şeyi anlatacağım. Tutmayın beni. Yok, engel olmayın. Vallahi engel olmayın ha. Tutmayın, gidip konuşacağım. Vallahi konuşacağım. Bırakın. Konuşalım da ne konuşacağız Fatih? Ne gülüyorsun lan? Allah Allah Allah. Ya aman da ayçiçeğim ya. Çocuğun yanında tutayım kendimi dedim ama buraya kadar yani. Siz Zeynep Taşkın, Ertan Yılmaz'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Zeynep? Ertan? Hani Cemal'di? Evet Ertan Bey, sizleri bekliyoruz. Zeynep Taşkın'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo. Hayır, yok, olmaz öyle şey. O bir şekercizade ve şekercizade olarak kalacak. Reis baba, bunu bana nasıl yaparsın? Ne bakıyorsun aptal aptal? Çalsana. Ne çal? Çalsana ulan!
Sağır mısam? Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nikahına beni çağır sevgilim. İstersen şahidim olurum senin. Bu adam kim diye soran olursa, eski bir tanıdık dersin sevgilim. Nikahına beni de çağır Zeynep'im. Allah! O benim karım arkadaş. Kimseye vermem onu. Reis baba görürsün sen. Ne biçim herifler lan bunlar? Ha? Ulan saat kaç oldu, herifler hala ortada yok ya. Lan millet açlıktan geberiyor, herifler ortada yok ya. Tamam lan. Tamam lan, ben de o zaman kendi başıma çekerim derim. Bunlara da ihtiyacım olmadığını görsün. Reis baba! Reis baba! Kim o lan reis baba diye? Kim o? Benim. Lan! Lan sen ne arıyorsun burada? Hangi suratla geldin buraya? Konuşmamız lazım reis baba. Yok, seninle konuşacak bir şey yok. Hadi çekil. Çekilmiyorum, hatta geliyorum. Lan! Bana bak. Fatih Şekercizade, yakarım lan seni. Hiçbir yere gelemezsin. Vallahi geliyorum. Ulan bana bak, bana bak. Bana bak, yakarım lan seni ben. Anladın mı ha? Sen ne konuşuyorsun lan? Zeynep'i evlendiremezsin. Ne? Lan bak hala Zeynep diyor. Anam. Zeynep diyor. Onu evlendirmene izin vermiyorum. Ulan sen kim oluyorsun da benim kızımın evlenmesine izin vermiyorsun ha? Lan. Senin kızınsa benim de karım. Karı, bunu daha önce düşünecektin. Onu aldatmadan önce düşünecektin. Aldatmadım ben onu. Lan kim aldattı be ya? Kim? Reis baba dur. Söyleyeceklerimi dinleyene kadar şurada şuraya gitmiyorum. Lan bana bak. Bana bak. Benim tepemin tasına. Bittin ulan sen. Bittin ulan. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorum işte. Ulan reis bana. Reis bir dinle. Defol bir dinle. Git. Ulan git diyorum sana lan. Git diyorum ulan. Git ulan. Defol lan! Defol git diyorum! Beni korkutamazsın. Beni dinleyene kadar hiçbir yere gitmiyorum reis baba. Öyle mi lan? Hiçbir yere gitmeyecek misin lan? Alma sen! Gitmiyorum. Tamam lan. Gitme sen, gitme o. Eceli gelen köpek cami duvarını işermiş. Hadi bak, sen görürsün şimdi. Gitti be, hadi bak. Sen istedin. Olur, başına gelecekleri göreceksin. Onu bekliyoruz. Devam! Zeki! O! Dayın nerede ya? Dayın açıldı oran işte yetmedi ama. Niye ki? Fırtına yürüsü yaptılar. Ne fırtınası ya? Ya iki gündür barın barın bağırıyorlar. Sizin haberiniz olmadı mı bundan? O kadar ciddi mi Zeki? Ciddi, fırtınanın şakası olmaz ona. Madem sen biliyordun, niye söylemedin dayıma fırtına çıkacak diye? Niye müsaade ettin açılmasına? Ya ben uzaktan gördüm. Aradım ama açmadı. Telsize de cevap vermedi.
Ah be dayı, ah be dayı. İki dakika bekleyemedin ya. Tek başına ne açılıyorsun? Ha yok, tek başına değildi. Sizin damat da yanındaydı. Hangi damat? E kaç tane damat var? Fatih işte. Mızmızlanmasın da yavrum ya. Ya sanki babanı bilmiyorsun ha. O kafasına koyduğu şeyi yapar ya. O kafasına koyduğu şeyi bir kere yaparsa ben 10 kere yaparım. Anladın mı beni? Onda Laz numara varsa bende de Laz numara var. Delirtmeyin beni. Evlenmeyeceğim istiyorum. Anladın mı beni? Yeter ya. Vallahi yakarım bu eve. Anladın mı beni? Hem de içindeyken yakarım. Kurtulursunuz benden. Ama Selim'i çıkartırım. Zeynep. Bak daha üzerini değişmemişsin kızım ya. Hadi işe geç kalacağız. Hadi annem. İyice çocuklaştın ha. Abla! Eyvah! Geldi değil mi o Cemal? Beni istemeye geldi değil mi? Ama ağzını yüzünü kıracağım var ya, onu çok fena yapacağım. Ay, hala sümükleri var değil mi o Cemal'in? Püh, midem bulandı ya. Ya abla ne diyorsun ya? Dayım, dayım. Ne oldu Şevket'e? Ya dayım açılmış. E ne var onun bunda? Babam balıkçı, açılacak tabii ki de denize. Ya Allah aşkına havayı görmüyor musunuz lan? Ya fırtına kopacakmış. Aa, o zaman ona ulaşmak lazım şimdi ya. Durun durun. Dars da var ya. Eniştem de onlaymış. Hangi enişten? Abla benim kaç tane eniştem var ya? Allah aşkına Fatih işte Fatih. Dayım Fatih'i de almış basmış gitmiş. Allah ya, gitti Fatih. Fatih'in ne işi var orada canım? Ay, ah Şevket. Ah oh, Şevket. Ah. Sakin. Çabuk helikopteri hazırlayın. Orhan hep. Durma burada, hemen limana gidelim. Hadi, hadi ablacım, hadi. Abla sakin ol, tamam. Ya reis baba ne vicdansızsın, dondun burada. Sabret, birazdan üşüven geçecek. Ha, açıyor musun, gelin mi içeri? Ulan, 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 öyle, öyle mi lan? Ha, giriyorum değil mi içeri? Ulan sen ne yüzsüz bir herifsin ya? Hem kızımı aldatmış, hem de gelmiş karşımda hala konuşuyor. Ha? Ya ben Zeynep'i aldatmadım. Öyle mi? Hadi yürü bakalım. Ya beni bir dinle, bir dinle. Gel. Bir anlatacaklarım gel var. Gel, gel. Nereye? Gel, gel. Gel ben sana anlatacağım, gel. Ya reis baba. Bak bir dinle beni, bir gel bakalım. Ya reis gel baba. Ne yapıyorsun reis baba? O çuvalın içinde ne var? Taş. Taş mı? Niye? E denize atacak. Ya reis babacığım bak konuşarak halledebiliriz. Ulan ne konuşacağım ben seninle ha? Ne konuşacak? Hadi bakalım al şunu. Bağla ya. Ya tamam bağlayayım, bağlayayım ama bir dinle beni önce. Bak ben Zeynep'i aldatmadım. Ulan ben kendi gözlerimle mi inanacağım, sana mı inanacağım? Kendi gözümle gördüm. Ben gülmekten bayıldın ulan kızların arasında. Ya annemin oyunuydu o. Zeynep'i unutmak için beni kadınların kızların kucağına attı işte ya. Yemin ediyorum bir şey yapmadım, aldatmadım. Ulan sana mı inanacağım ben ya? He? Kendim de değildim. Benim gazozuma ilaç katmışlar. Yemin ediyorum bir şey yapmadım reis baba. Terbiyesiz herif. Al bakayım şunu. Al. 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 Dön şimdi. Niye? Haydi. Allah taksiratını affetsin. Güle güle. Haydi bak güle güle. Nereye? Ulan bu kadar zamandır öğrenemedim mi? Nereye olacak? Derune. En derune. Bak ben masumum. Allah çarpasın. Karışma lan. Atla. Ah bak bu bir işaret işte. Ne işaret? Ulan. Ulan fırtına geliyor. Ulan karışma lan. Karışma. Ne? Reis baba. Ulan senin ayağın bağlı mıydı? Sıkı bağlamadım atlayınca çözerim diye. Ulan sen ne sahtekar herifsin ya. Reis baba! Reis baba! Reis baba! Reis baba iyi misin? Reis baba! Reis baba! Reis baba! Reis baba! Allah'ım yarabbim ya. Ah, telefon da çekmiyor. Telsiz.
şunu kullanmayı öğret demiştim ben sana. Reis baba! Reis baba! Fırtınada kaybolmamıza izin vermiş. Kurtaracağım seni Reis baba. Fırtınadan ya. Peki. Hemen açmamız lazım. Bu havada. Evet. Olmaz, mümkün değil. Ya ne demek mümkün değil Zeki? Babam orada, onun yanına gitmemiz gerekiyor. Hadi. Havaya baksanıza, aklınızı mı kaçırdınız? Ya Zeynep, sizi tehlikeye atamam. Hem Şevket'eyiz, tecrübelidir. Atlatır bu fırtınayı. Zeki, babam atlatır da Fatih atlatamaz. Lütfen hadi. Ya Zeki, eniştemin hayatı söz konusu diyorum sana ya. Aşılmamız lazım. Ya reis burada olsa böyle bir şeye asla izin vermezdi. Hey Allah'ım ya. Tamam tamam, iyi tamam. Madem öyle diyorsun, öyle olsun. Peki Zeki, bir şey soracağım. Şimdi biz çıksak nereye dikkat etmemiz lazım? Ne yapalım? Tuttum! Hadi abla! Oğlan! Tut onu! Ne yapıyorsun oğlan? Hadi! Tut onu! Şevket Reis, Şevket Reis, çağrı yapan Zeki Reis. Şevket Reis, Şevket Reis, çağrı yapan... Baba! Baba! Reis beni öldürecek Orhan. Reis'in şu anda önemli işleri var Zeki Emin. Orhan, al şunu bak. O ağzını da hayrı açacaksan aç bir daha. Hayrı bir şey demeyecek, sen de açma ablacığım. Tamam abla ya, açma. Nerede? Vallahi onlar. Orada. Bu tarafta. Bas Zeki, bas. Şevket Reis, geliyoruz. Sakın kıpırdamayın. Baba lütfen durun orada. Baba! Fatih! Kaya! Baba! Fatih! Baba! Yoklar. Nerede bunlar ya? Orhan! Orhan bot yok! Bot yok oğlum, botla kaçmışlar işte. İyi de botla karaya kadar gidemezler ki. İyi de o zaman nereye gittiler bu botla? Ya bir düşünün abi, düşünün. Nerede olabilirler şu anda? Tamam, dur bir sakin olalım. Bir düşünelim, tamam. Ben galiba biliyorum nereye gittiklerini. Koçum benim, hadi. Hadi gidelim. Allah. Allah. Fırtınadan kurtulduk. Reis baba. Reis baba, hadi gözlerini aç ne olur. Reis baba. Reis baba. Üstümden. Ah, Allah şükür. İyi misin? Lan burası neresi ya? Ne oluyor lan bize? Bilmiyorum ama senin hayatını kurtardığım yerdeyiz. Ay, sana mı kalmış lan beni kurtarmak? Ha? Ya ne diyorsun Reis baba? Ben ne çileler çektim seni buraya getirmek için. Çekmeseydin lan. Ben mi dedim sana çile çek diye? Kıyamam. Başını çarptın ya. İyi misin? Lan. Kıyamam mıyamam. Ne oluyor lan öyle? Şimdi ben sana kıyacağım. Göreceksin. Ya biz kader ortaklığı yaptık. Ne yapıyorsun? Ulan sana mı kalmış lan benimle kader ortağı olmak? Ha? Allah yazdıysa boz. Ya ben bir şey yapmadım. Gel buraya. Ya dur Reis baba. Ya Reis baba bir şey yap. Gel ulan kaçma. Ya hayatını kurtardın şu gördüğünüz muameleye bak. Gel buraya. Reis baba. Ya bir dinle beni, bir şey yapmadım. Ulan. Bir şey yapmadım.
Ulan. 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 Ben sana güvendim be. Ulan seni oğlum yerine koydum be. Bu çocuk benim kızımı sahiplenmiş dedim. Torunumu da oğlu saymış dedim. Ulan bu çocuk benim Zeynep'imi korur dedim. Ölümü pahasına onu korur dedim. Ulan Fatih adamdır dedim be. Sen ne yaptın? Ulan benim hayatta en çok sevdiğim varlığımın canını acıttın ulan. Ulan, ulan sen benim gözümden sakındığım Zeynep'imi üzdün ulan. Ulan bir de masumum diyorsun sen ha. Ulan daha ne yapacaktın ha? Ha? Daha ne yapacaktın ulan? Yeter artık. Her şeyi açıklayacağım. Ben Zeynep'i çok seviyorum. Reis baba. Ben canımdan bile çok seviyorum Zeynep'i. Bitti artık. Bu hikaye bitti. Bir daha Zeynep'i görmeyeceksin. Bitti gitti. Hadi çek git buradan, çek. Gidemem. Çünkü hiçbir zaman gitmedim ki. Biz Zeynep'le ayrılmadık ki hiç. Biz zaten hiçbir zaman ayrılamayız ki onunla. Biz yalan söyledik size. Yalan söyledik sana. Ayrılmadınız mı lan? Biz ayrılmadık. Her şey bir oyun. Annem yüzünden. Ha bu nasıl bir oyun? Annem Selim'in gerçek babasının kim olduğunu öğrendi. Ve o herife gidip gerçekleri anlatacaktı. Sonra o herif gelip benim oğlumu, bizim oğlumuzu ellerimizden alacaktı. Biz sadece buna engel olmaya çalıştık Reis baba. Ve böyle bir oyun oynadık. Biz ayrılamayız ki. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Bunu bana niye söylemediniz? Korktuk. Yani bir şekilde işte annemin kulağına gider diye söyleyemedik. Yani biz ne yaptıysak oğlumuz için yaptık Reis baba. Evet ben sana bir yalan söyledim. Ve bunun için beni öldür. İstediğini yap. Ama asla Zeynep'i aldattığımı düşünme. Çünkü ben onu aldatmam. Aldatamam zaten. O benim dünyam, her şeyim. Onun kılına zarar vereni ben yakarım. Selim'in gerçek babası kim peki? Zeynep. Zeynep.
Baba. Fatih, yoksa sen... Gel buraya. Baba. Ha, gel diyordum sana. Dayı. Siz benim yüreğime mi gireceksiniz da? He? Ha, benim sizi nasıl sevdiğimi bilmiyor musunuz? He? Ha, sizi gözümden nasıl sakındığımı bilmiyor musunuz? Ha, bütün bunları yaşarken benim neler çektiğimi bilmiyor musunuz? Biliyoruz baba. Amacımız seni üzmek değildi reis baba. Ama elimizde değil baba. İnan bak yani her şey o kadar çabuk ilerledi ki biz önüne geçemedik. Yoksa ben sana hiç yalan söylemek ister miyim? Ama işte Allah kahretsin söyledim. Çünkü bazı şeyleri yoluna sokabilmek için benim zamana ihtiyacım vardı. Ve o zamanı kazanmak için de ben sana yalan söyledim baba. Ama... Ama ne? Ama ne? Be! Ama bunların hepsini çocuğumu korumak için yaptım. Sen nasıl benim için endişeleniyorsan ben de öyleyim. Kendi çocuğum için endişeleniyorum. Yani... Biz de öyleyiz. Çocuğumuz için endişeleniyoruz. Evet, yöntemimiz yanlıştı belki ama... Tek çaremiz de bu. Çaresi de. Ne çaremiş? Başka çare mi yoktu yani? El kadar çocuğu mu koruyamadınız? Onun için mi yalan söylüyorsunuz bana? Bana cevap ver Zeynep. Ama bak bu sefer yalan söyleme, anladın mı? Ulan Orhan. Yoksa sen bunu bilir miydin? Fatih babamın her şeyi bilmesi gerekiyor. Baba, biz bütün bunları Mukaddes Hanım'ı kandırmak için yaptık. Çünkü o Selim'in gerçek babasının kim olduğunu öğrenmişti ve gidip onu söylemesi an meselesiydi. O adi herifi üzerimize salacaktı. Tam bu kardeş bunu biliydi ha. Ama ben bilmiyorum. O adam. Ertan. Ertan? Hani benim hayatımı kurtaran Ertan. Teknede işe aldığım Ertan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.